Günaydın. Ya bizim makyaj yine yarım kaldı ya. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Şimdi hastaneye geldim. Ama bakın ortam biraz farklı. Çünkü bugün başka bir poliklinikteyim. Hatta bu hafta buraya verildim. Bilgisayarımı açıyorum. Evet, burası böyle sessiz, sakin bir yer. Ve kalabalık olarak yine kalabalıklığı var. Ama insanlar çok yormuyor bence. Şimdi ekranları ayarlayayım diyorum mesela. Buradaki oda değişik. Ben geçen yıl aslında bir gün çekmiştim yine. Buraya bir gün verilmiş. O günden sonraki ilk gelişim zaten. Ama bu sefer bir hafta buradayım. Zaten bugün perşembe arkadaşlar. Yani yarın bitiyor. Belki yarın diğer tarafta olurum hatta. Sabah aslında uyanacağım vakitten çok geç uyanmadım. Ama birkaç işim vardı. Onlardan dolayı birazcık geç hazırlanmaya başladım. O yüzden de makyajı falan bitiremeden çıkmam gerekti. Şimdi kendi sistemimi açacağım. Kaç kişi varmış onu da hemen söyleyeyim videonun başında. Sonra yoksa unutuyorum. Biz böyle sistemimize girerken buradan işte kimlik numarası ve bize verilen bir şifre vardı. En başta bize onlar vermişti. 58510. Sonrasında değiştirdik. Şimdi sistemimize girerken herkes mesela kendi kimlik numarasıyla, kendi şifresiyle giriyor. Telefonumuza bir kod geliyor. Sisteme öyle girebiliyoruz. Yüzük sayısını arttırmayı unuttuk. Bunu buraya takalım. Ben normalde gold takı hiç takmazdım. Sevmezdim de. Yani böyle gözüme takılıyordu gold. Ama şimdi hep gold takasım geliyor. Özellikle şu son bir haftadır falan. Bir sürü bir de gold takı sipariş verdim. Onlardan birazdan size göstereceğim. Şimdi kaç hastamız var biliyor musunuz? 42 hasta var şu anda. Acaba dün kaç oldu ya? Düne bir bakacağım. Dün 55 olmuş, ona şaşırmadım. Neyi şaşırdım biliyor musunuz? Bugün bir Ağustos. Bugün bir Ağustos ya. Ya. Doğum günüm yaklaşıyor. Neyse üstüm başım dağılmış, bir toparlanalım. Ay yoruldum ya. Üstümü düzeltirken size de göstereyim. Sabah çok anlatamadım. Sadece görsel olarak gösterdim. Aa, ışığımı almadım. Şu yaka kısmımı şöyle içeri katlıyorum her taraftan. O zaman burası böyle kimono gibi duruyor. Şimdi bu tarafı içe sokacağım ya. Komple sokmak istemiyorum. Sadece şurasını alıyorum. Böyle. Şimdi göz makyajımızı bitirelim. Ama siz şu tarafa alayım çünkü buranın ışığı güzel. Yumurtayı açayım. Yumurta yemeyi o kadar istiyordum ki. Bu hafta mesela yumurta yemedim, canım aşırı çekiyordu. Neyse, bizim bu taraftan hani eleman çekilmesine gerek olmuyor. Bu taraf aslında benim evime çok daha yakın. Ama burası aşırı sakin olduğu için sıkılırım diye buraya gelmiyorum. Hem böyle çok olay falan da olmuyor. Ama bu tarafa gelirsem aynı bölümde çalışmayacağım. Ben bunu bir aynada süreyim. Göz kalemi sürelim. Buraya gelirsem başka bir bölüme verileceğim. Yine ona da cesaret edebilirim. Ama benim tek mesela 3 gündür buradayım. Nasıl geçtiğini anlatacağım. Tamam. Bu tehlikeli bir iş. Aynı da yapacağım. Anlatacağım deyip asla anlatmaya başlayayım. Takı takamadım. Vaktim olamadı maalesef. Ben de yanıma aldım takı. Ayırabilirsem göstereceğim. Ya sadece biraz beraber durdunuz. Bu kadar kenetlenmeye gerek var mıydı? A few minutes later. 10 dakika sonra yine ben. Ay. Şimdi bu bilekliğim. Tamam. Bu çok kalabalık yapar, zarif göstermez. Ne oldu bakalım? Bunu da buraya taktım. Okey. Açı çok iyi oldu. Nasıl geçtiğinden biraz bahsedeceğim ama önce bir çay almam lazım. Davlulara günaydın deyip geleyim. Çay. Çay var içersen. Bu arada annem oflu benim de. Bende hiç öyle şive mive yok yani. Annemde de şive yok. Neyse. Tost makinesine basmak istediğim simitlerim vardı. Vakit sıkıntısı. O da kokmaz inşallah. İşte 3 gündür geliyorum. Doğru düz burada kahvaltı yapmadım. Sebebi odada yapmam lazım kahvaltıyı ama buradaki ablalarla yeni tanışıyorum. Onlar da diyor ki hani gel yanımız otur diyor. Ben de diyorum tamam. Kendime işte çatal falan getirmem lazım. Burada böyle kullanabileceğim ortak mutfak alanı yok. Burada minik bir şey ayarlamışlar. Odaya koymuşlar. Bizim hastaneye yakın fırın yok böyle güzel poğaça falan yapan. Ben de o yüzden hiç öyle bir şeylere hevesli olmuyorum ama burada harika bir fırın var. Yani poğaçaları falan aşırı iyi. Bir gün aldım. Poğaça alacakken birden börek aldım. Bir dakika, ben 3 gün geldim. 2 gün kahvaltı yapmadım mı? Yapmışımdır ya. Benim hafıza problemleri. Üf, bir krem peyniri olsaydı iyiydi.
Burası aslında sakinlik açısından güzel. Yani insanın kafası çok yorulmuyor. Ama mesela öğle arasında yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Aslında bu benim açımdan edit yapabilirim. Link hazırlayabilirim size. Instagram'dan story paylaşımı falan ya da böyle bazı düzenlemeler. Ya da kendime vakit kalıyor. Dikiş kalıpları ayarlama falan. Keşke. Ben ne yapıyorum? Instagram için reel edit yaparken uyuyakalıyorum burada. Böyle bir problem var yani. Öğle araları benim için dolu dolu geçmiyor. Ne bileyim işte böyle oturuyorum. Yemekhaneye çıkıyorum. Bugün çıkarız beraber muhtemelen. Ama ne yemeği varmış acaba? Bakalım. Bir gün kendime yulaf getirmiştim. Bak o sabah da yemedim ben. Yulaf getirdim, öğle arasında yedim. Ağustos'a geçtiğimiz için Ağustos listesine bakıyorum. Ay hayır ya. Sevdim. Et döner varmış. Et döner deyince tabii ki hepimiz çok güzel bir şey hayal ediyoruz ama benim mideme birazcık dokunuyor. O yüzden üzüldüm. Ama belki bu taraftaki dokunmaz. Sonuçta ikisinin mutfağı bir değil yani. Umutsuz olmayacağım. Umutsuz olmayın arkadaşım. Takılsana artık ya, saçmalamayın. Ha tamam oldu. Tamam. Bakın bu odayı göstereyim size. Şimdi kapı burada. Girdiğimizde hemen solda sekreter masası var. Onun yanında doktorun masası var. Doktorun masası hastaya doğru bakıyor. Oda gerçekten çok geniş. Şöyle mesela. Sonra geldiğimizde burada da muayene tarafı var. Ama bu oda bu kadar geniş bırakmıyorlarmış. Bir tane daha poliklinik açılacakmış bir bölüme. O yüzden bu odayı biraz böleceklermiş. Nasıl olacakmış bilmiyorum. İyi misin, nasılsınız? İsim neydi? Buyurun oturun. Önceki notu aktardım hocam. Böyle klinik tarafım var. Hasta var içeride. Notuna yazalım hocam. Bildirilere de gönderelim. Geçerli sayılar mı? Tamam. İsim neydi? Kapıyı kapatalım. Tomografi tutacağım. Tamam. Geçmiş olsun. Kayıt yaptırdınız mı? Hadi. Tamam. Edvan. Buyurun. Kapıyı kapatalım. Üçüncü kattan randevu alacaksınız. Reçeteniz. Geçmiş olsun. Kapıyı kapatalım. Tamam. Hocam. Reçeteniz. Okey. Şimdi saat 12'yi geçti. Öğle arasına geldik. Kaç hasta bakmışız? 34 olmuş. Ben zaten sabah da 55 falan demiştim galiba. Ek kayıtlarla beraber şu an öğle arasına çıkmış olduk. Yemekhaneye çıkacağım. Hoca da diyor ki diğer tarafı özledin mi diyor. Dedim özlemedim yani. Bu hafta benim için böyle bir tatil gibi. Hiç özleme gibi bir gayem veya alışmak gibi bir amacım mevcut değil. Sadece yaşıyoruz. Bu kadar. Neyse şimdi yemekhaneye çıkalım o zaman. Ben de böyle fit check yapabileceğim o kadar çok olan var ki. Mekanımı dedim ya, burada her yerde video çekebiliyorum diye. Ay çantam burada değil. Ben de hemen fırsattan istifade konuşamadım. Fırsattan istifade burada haftalık kombin reels'ı çekmeye karar vermiştim. Odanın içinde böyle geliyorum, burada çekiyorum. Ya ayakkabı giydim. Hemen göstereyim. Buradaki hemşire abla çağırdı beni. Kavun var gel diye.
Sonra ben de gittim. Bari dedim hani burada kaldığım sürede odada çay yok. Onların odasından çay falan alıyorum. O yüzden davete icabet. Yoksa edit yapacaktım. Şimdi bütün öğle arası edit yaparım diye düşünüyordum. Ama şu an 15 dakika falan kaldı. Hemen birazcık şu makyaj videosunun editini yapayım. Bu arada kapılar dışarıdan açılıyor. Demin işte kavun yemeğe gittiğimde mesela kapıyı kilitlemem gerekiyor çünkü bilgisayar odada. Ama kapılar bizim diğer hastanedeki gibi değil yani. Ay hayır. Puh, kapandı ya. Neyse. Kapılar bizim diğer hastanede kapandığı zaman biz içeriden böyle açmadığımız sürece, kilidini falan açmadığımız sürece o kapı dışarıdan itildiğinde açılmıyor. Burası öyle değil, buradakiler açılıyor. O yüzden kapıyı kilitleyip gitmek gerekiyor bir yere falan. Pazartesi günü ben bilgisayarı hastanede bıraktım. Arkadaşlarımla buluşacaktım. Bırakıp gittim, kilitledim kapıyı. Meğersem odada bir tane kabımı bırakmışım. Kabımda da yulaf vardı ve kapağı bir tık açık kalmış. Sonra odaya geldiğimde bir koku vardı odada. Yani yulaf bir gecede nasıl böyle öyle bir hale gelebilir anlamadım. Kap kötü değildi ama odaya koku sinmişti. Böyle kötü bir kokuydu yani. Sonra onu hoca gelene kadar odadan çıkartmak için müthiş bir çaba sarf ettim. Oda da kilitli olduğu için neyse ki dedim içeri biri girip de almadı. Koku ne falan diye bulmadı yani. Bu arada şimdi TYT tercihleri falan başlamış. Yani siz bu videoyu izlediğinizde tercih dönemi bitmiş olacak. Bana çok fazla soru geldi. Aslında burada benim bir tane bölümümü anlatan bir video var ama o videoyu izlemeyi pek tercih etmedi bazı insanlar. İzleyip de sorularını cevap bulanlar var. Onların adına çok mutluyum. Instagram DM'den yazan çok kişi oldu. Onlara da genel anlamda cevap vermeye çalıştım. Ya da işte story atıp buraya yine yönlendirmeye çalıştım. Çünkü burada kocaman bir video var yani. KPSS tercihiyle ilgili de bilgiler yine tercih dönemine yakın veririm. Zaten soruları cevaplamaya çalışıyorum. İnşallah sonuçlarınız da istediğimiz gibi gelir yani. Şimdi ben edit'e dönüyorum. Böyle yaptığımda siyahlaştırmış oluyorum. Kapı taraf ne yapsam ya? Yine bastırdı bana bu uyku. Şu an bıraksa var beni 3 saat uyurum. 6 saatten az uyuyorsam çok uyumuyorum demektir. Yetmiyor ya. Üçüncü kattan. Çekilecek. Pazartesi. Bilmiyorum hocam. Reçeteniz. Çok hızlı soğutuyor. Reçeteniz geçmiş olsun. Evet, buradan almışlar zaten. Siz oturun, doktor ekip gelecek birazdan. Buyurun oturun. Hello. Şimdi saat 4 olmadan bitti. Eğer sakin, sessiz, böyle ne bileyim aile hekimliği gibi yerlerde falan sekreter olursanız işiniz şu anda bitti arkadaşlar. Şu anda bitti işiniz. Saat 4 olmadan gidebilirsiniz. Ama büyük hastanelerde olursanız iş yoğunluğundan kaynaklı daha geç kalabiliyor ve saat kısıtlaması getirebiliyor. Hani doktorun 4'te çıksa bile 5'te çık gibi meseleler başımıza geliyor yani. Saat 4'ten sonra hasta bile gelmiyor. Hastane sonuçta hastane yönetimi böyle bir şey sunduğu için biz de uyumak durumunda kalıyoruz. Anneannemi randevu ayarlamaya çalışıyorum. Sistemden bakıyorum ben de. Gerçekten randevu konusu çok büyük problem bu arada. Çıktı. Çıktısını mı istiyorsun? Geçmiş olsun. Bilgisayarı kapat. Bizim barkod cihazımızda bazen problem oluyor. Takılma çok oluyor. Şu cihazlarda gerçekten takılma çok oluyor. 15 kere şunu açıp şöyle bunların düzeltmesini biz yapıyoruz. Mesela şimdi bunda bir problem oldu. Takıldı. Aç bunu. Değişik bir şey. Bakın. İçindeki şeyi düzelt falan. Derken hep bunlar böyle israf oluyor. Kardeşlerime işte etiket olarak falan kullanıyorum. Mutfakta baharatların üzerinden yapıştırılabilir. Şöyle ortadan kes. Yaz şuraya yazısını yapıştır yani. Bugünü erken kapatıyoruz. Hatta bir şey diyeceğim. Ben şimdi eve gideceğim. İşte namaz falan kılacağım. Belki Badem'i veterinere götürürüm dedim. Bugün götürsem çok iyi olur. Aşısı var onun. Badem'in aşısı var işte. Başka bir işim yok yani. Editimi yaparım. Videoyu paylaşırım falan. Bugün daha yapacağımız bir şey yok. Düşünüyorum. Yok. Yok yani. Zaten hafta esninde çok eğlenceli. Mükemmel bir vlog inşallah. Yani haftaya belki gelemez bu arada. Kaç gün çekeceğim orada. Batum planı. 2 gece kalmalı. İşte 3 gün gezip sonraki gün
de gece döneceğiz. Perşembeden pazara kadar yokum. Çok heyecanlıyım. İlk kez yurt dışına çıkıyorum. Gezmeyi çok seviyorum ve bayağıdır da bir yerlere gitmediğim için üzgündüm. Ya bence gitmedim. Amasya'ya gittim. Amasya'ya gittim ama Amasya'ya mesela arkadaşımın yanına gittim. Böyle tam tatil hissiyatı almıyorsun. Oraya gezmeye gidiyor gibisin. Şimdi tatile gidiyor gibi hissediyorum. Başka planımız da var falan. Böyle biraz sonuna yaptım bütün her planı. Neyse benim de artık gitme vaktim geldi. Ablalar diyecek ki sen ne yapıyorsun burada hala? Düşünün yani. Ben şimdi bir rujlanacağım. Çıkacağım. Sizinle de videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün şey oldu. Günaydın da hastanedeydim. Kapanışı da hastanede yapıyorum. Tam bir iş yeri vlog işte bu. Kanalımı hiç tanımayan, beni hiç tanımayan ve videoyu sadece ne olduğunu anlamak için izleyenlerin çok seveceği bir video oldu. Çünkü ben kendimi yansıttıkça bazı insanlar diyor ki boş konuşma. Pardon. Pardon. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye. Don't look back, we're here to stay.